Galatasaray Lazme ve 4 kısayla oynarken sağda çeşitli eşleşme. 5 saniye kaldı Galatasaray hücumunun sona ermesine. Errick McCollum hareketli ve Veseli'nin üzerinden çok aktif. Bobby Dixon dış şutlarda etkili. Şutta kalıyor Galatasaray hücumu. Blackshift Nilsson'u topla buluşturdu. Fenerbahçe geriye koş. 6. sayısı bir defa kullanacak Errick McCollum. Euro Cup'ın MVP'siydi. Sarı Kırmızıların Euro Cup macerasında başrolü oynayan isimlerden biri oldu Errick McCollum. McCollum'un 2+1'ine Sulukas 3 sayılık isabetle cevap verince fark tekrar 8 oldu. Errick McCollum'dan 3 sayılık atış isabetli Errick McCollum. Uzatmada kaybederken Galatasaray Odeabank Euro Cup şampiyonu olmuştu. Ve herhalde Avrupa liglerinde en üst seviye yarı final serisi diyebiliriz. 61-49. İki oyuncu yerde kaldı. Errick McCollum 3 sayılık atışı gönderiyor. İşte kardeşi CJ. Bobby Dixon çembere gidiyor. Topu bloklayan, ribaundu alan Lazme. Galatasaray hücumu. Errick McCollum. Atış öncesi diyor Engin Kenarman. 2. İşte bloğu Stefan Lazmi'nin sonrasında kendisine bu taktik faulün geleceğini değerlendirmesi yaptı. Bu pozisyonda Bogdanovic'in faulüne atış halinde olsaydı 3+1 olacaktı. Errick McCollum iki kişinin arasından çıktı. İçeriye asisti yaptı. Ters maçla bitiriyor Lazme. Chuck Davis, Pero Antic arasında sert bir mücadele. Şimdi Chuck Davis kurtuldu. Pero Antic kaçırdı onu. Errick McCollum atmıyor ama uzunlara asist yapıyor son pozisyonlarda. Az önce smaçlayan Lazme'ydi. Şimdi Chuck Davis. Shield savunuyor. Dato Mesulukas'ı bekledi. Göksel'in kovalıyor ve dengesini kaybetti. Top kaybı yaptı. Sulukas Göksel'in turnikesi. Galatasaray'a geldi ve Euro Cup şampiyonluğunda Galatasaray'ın çok büyük pay sahibi oldu. Playoff'ta da Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri. Ve Errick McCollum bir süredir asist kovalıyordu. 3 mü? Ona bakıyor. 3 sayılık bir isabet olması lazım. Errick McCollum çok açık. McCollum. Perde geldi. Errick McCollum. Skoru sırtladı.